Köşe vuruşu kullanılacak. Talha gitti köşe vuruşunu kullanmak üzere. Ceza sahası Fatih vurdu. Çift yumrukla uzaklaştırdı. Uzaktan sert vuruş! PTT 1. Lig'de 6. haftada Kütahya temsilcisi TK Tavşanlı Denizspor adı stadında Kayseri Erciyes'i konuk etti. Orta geldi ceza sahasına uzak direğe doğru kaleci çıktı aldı topu. Denizspor iyi başladığı ve gol bulduğu karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı ve taraftarını üzdü. Burada çift yumrukla uzaklaştırdı. Açılan top. Kimse beklemiyordu. Fatih arkadaşlarına uyarılarda bulunurken Rahman enfes duruyor ve topu ağlara gönderiyor. Farklı açılardan izliyoruz. Bugün iyi bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk. Hakikaten bu ligin iyi futbol oynayan, ayağı iyi oynayan, organizasyonu, oyun organizasyonu oldukça etkili olan bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Biz tabii maç öncesi stratejimizde bu özelliklerini zorlaştırma adına bir taktik anlayışımız vardı. TK Tavşanlı Denizspor Teknik Direktörü Levent Sivrim, iyi oynamalarına rağmen kendi sahalarında Kayseri Erciyesspor'a 2-1 yenilmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Aslında bunda etkili olduk. Yani taktik anlayışımızın maçın geneline bakıldığı zaman oturduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda da başarılı da olduk, gol de bulduk. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Levent Devrim, karşılaşmada birbirine yakın oynayarak, onların pas kanallarını kapatarak, yumuşak karınları olan savunmanın göbeğini zorlayarak oynamaya çalıştık ama bu yeterli olmadı dedi. Çok enteresan bir maç oldu. Ben maçtan sonra oyuncularımı tebrik ettim. Yani mücadele etmediler desek yalan olur. İstemediler desek yalan olur. Bugün bana göre istediler de, mücadele ettiler de ama bazen çok isteseniz de ya da olumlu futbol oynasanız da, iyi futbol oynasanız da bazen 3 puan alamıyorsunuz. Levent Devrim maçın geneline bakıldığında etkili olduk. Gol de bulduk ve yaklaşık 70 dakika oyunun kontrolü bizdeydi ifadelerini kullandı. Rakibi Erciyes takımını tebrik ediyorum. Kendi düşündüğümüz hedefler doğrultusunda buradan puan ya da puanlar hedefliyorduk. Bu galibiyet bizim için çok çok önemli bir galibiyet oldu. Çünkü bu tür maçlar çok kırılma maçlar. Eğer bu maçı kaybetmiş olsak biraz daha gerilerde kalıp ve moral motivasyon olarak biraz daha sıkıntıya düşebilirdik. Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de zor bir deplasmandan 3 puan aldıklarını ifade ederek maçta ilk yarıda yediğimiz gol bizi biraz sıkıntıya soktu. Ama ikinci yarıda hem yaptığımız değişiklikler hem de oyuncu arkadaşlarımızın oyuna biraz daha katkı yapmasıyla golleri bulduk dedi. Rakip de ilk yarıda özellikle daha etkili oynamaya çalıştı. İkinci yarı biz oyunu daha çok kontrol altına aldık. Topu daha fazla sahip olduk ve neticede pozisyonlara girdik. Neticesinde de galip gelen taraf olduk. Mutluyuz. Kayseri Erciyes Teknik Direktörü Osman Özköylü Göztepe'yi de yenip son 3 maçında 3 galibiyet alan bir takım olarak üst sıralara daha sağlam bir şekilde tutunmayı hedefliyoruz diye konuştu. Tavşanlı Lig takımına da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Gerçekten iyi bir takım Tavşanlı, tecrübeli bir takım. Bugün şans bizden yanaydı. Biraz daha fazla doğrular yapan demek biz olduk. Sonucunda kazandık. Çok mutluyum. Aslında ilk yarıya baktığımız zaman iyi bir oyun ortaya koyduk ve bunun akabinde de golü bularak öne geçtik. Gerçekten iyi bir mücadele örneği göstermiştik ilk yarı. İkinci yarı da bu şekilde başladı. TK Tavşanlı Denizsporlu futbolcular mağlubiyetin faturasını hakeme kesti. Bu maç için ne söylenebilir ki ya? Aslında maça iyi başladık, golü de bulduk, ikiyi de yapabilirdik ama olmadı. İster beceriksizlik veya şanssızlık bilmiyorum. Ama gerçekten bugün ben normalde hakemlere çok eleştirmem veya benim haddime de değil yani fazla takılmam öyle şeylere. Ama bugün yani gerçekten yeter yani yeter. Onların alın teri ise bizim de alın terimiz var. Onlar aile çocuk bakıyorsa bizim de aile çocuğumuz var. Yani bu nereye kadar böyle gidecek veya kendimizi başka nasıl savunmamız lazım? Bilmiyorum. Yetkili arkadaşlara da söyledim. Yani bu kadar değil yani. Bu kadar basit olmamalı. Bu alın teri bu kadar kolay harcanmamalı. Ha tabii ki bunda mağlubiyette bizim hatamız yok mu? Tabii ki var. Bunu kendi öz eleştirimizi de tabii ki yapacağız ama buna hakemler sebep olmamalı. Kayseri Erciyes'i futbolcular ise zorlu mücadeleden 3 puan almanın sevincini yaşadıklarını söylediler. Evet, ilk önce zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Hafta arasında ona göre hazırlandık. Çünkü Tavşan Ligi'de bu PTT 1. Lig'in iyi takımlarından bir tanesi. Çok elit oyuncusu var.
Tabii ki deplasman oynayacağımız için bizim için çok zor bir maç olacaktı. Ki nitekim de öyle oldu. Ama maçın sonunda tabii gülen taraf biz olduk. Sahada bugün mücadele eden bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tavşanlı Spor'da mücadele eden arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İyi bir maç oldu. Her iki takıma yakışan bir maç oldu. Tabii biraz maç sonunda gerginlikler oldu ama onlar da normal. İnşallah bu aldığımız 3 puanla beraber bir seri başlatır. İstediğimiz ve düşündüğümüz hedefe ilerleriz diye düşünüyorum. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren TK Tavşanlı Linitspor bu sezon sahasında ilk yenilgisini 6. maçında Kayseri Erciyesspor karşısında aldı. Daha önceki iç saha maçlarında 2. haftada Boluspor ile 2-2 berabere kalan Kırmızı Siyahlılar 4. haftada ise Denizlispor'u 4-3 yenmişti. Kütahya temsilcisi şimdiye kadar oynadığı 3 iç saha maçında birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puan elde ederek bu karşılaşmalarda 7 gol atıp 7 gol yedi. 3 deplasman maçında ise toplam 1 gol atıp 7 gol yiyerek 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle sadece 1 puan alabildiler. Sezonun 6. haftasında toplam 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgiyle 5 puanı bulunan Kırmızı Siyahlılar bu süreçte 8 gol attı ve kalesinde 14 gol gördü. TK Tavşanlı Linispor 7. haftada Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Köşe vuruşu kullanılacak. Talha gitti köşe vuruşunu kullanmak üzere. Ceza sahası Fatih vurdu. Çift yumrukla uzaklaştırdı. Uzaktan sert vuruşu!